Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil meşariki vel magarib. Halakal insane min tinin lazib. Thumma ja'alehu nutfeten min beyni sulbi ve tarayim. Halaka minhu zevcehu ve ja'ale minhumel ebnai vel akarib. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedana lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Allahümme aizzel İslam'a vel müslümin ve ezilleş şirke vel müşrikin ve demir a'da'ena ve a'da'eddin. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine kafaru. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine zalemu. Ve neccina birahmetike minel kavmil kafirin. Allahümme ba'id beynena ve beyne hatayana kema ba'adde beynel meşrik vel maghrib. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كله دقاه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح بالخير واختم بالخير. Dün size mikro saniyelerden, saliselerden saate, güne, haftaya, aya, seneye, asra, değil mi? Asırdan nereye geçtik dün? Tarihin karın. Ondan sonra tarihin dönemlendirilmesi, yani daha geniş ölçekte biz bütün insanlık tarihini nasıl görüyoruz? Bunları anlatmaya çalıştım ve her toplumun bu zamanı dilimlendirme meselesini kendi siyasetine veya çok büyük düşünmeyin, ziraatine, mesela eski Mısırlar öyleydi, veya kendi ideolojisine, dinine göre sınıflandırdığını, dilimlendirdiğini anlattım. Aynı zamanda pratikte insanların, toplumların, devletlerin işte günden nasıl kaçtığını tarihe, yani dünlerde yaşamanın konforunu anlattım. Bu pratik bir şeydir. Bakın, insanlar aptal değildir. İnsanlar çok zekidir. Kafirler mesela bile bile kafirdirler. Mesela putperestler çok aptalca gelir ya size, puta tapmak mesela. Hubel'e niye tapar bir adam, değil mi? Hubel, Sibel, Kibel'e neyse adı, yani hepsi aynıdır bunların. Buna niye tapar bir insan? Çok pratiktir. Çünkü yetkili olmayan ve kendisine cevap veremeyecek birisine yetkisiz birisi yetki tanımlaması yaparak Allah'ın yetki alanını ne yapıyor? Sınırlandırıyor. Kendisine bir alan açıyor. Karşı taraftaki konuşsa diyecek ki, ben seni yediremem, içiremem, ben sana cevap veremem. Tam tersi, işte ona cevap veremeyecek birisini seçiyor ki, tamam mı? Buradaki yetki alanını genişletsin. Dolayısıyla sürekli tarihten konuşan insan da aslında tembelliğini bir şekilde örtmüş oluyor. Bundan da bahsettik. Mesela duyarsınız işte, geçmişte biz ne kitaplar okuyorduk falan. Siz gençler falan işte 80'lerde çıkan bütün kitapları okuyorduk diyor adam. Ya 80'lerde kaç kitap çıkıyordu zaten? Tamam mı? 15-20 kitap çıkıyordu, onu da okuyordun. Şu an 40 bin kitap çıkıyor senede. Niye yazıyorlarsa bu kadar kitabı? Ben bir kitap yazdım, kendim okuyamadım yani. Üşendim okumaya. O kadar çok kitap çıkıyor ki, niye çıkıyor bu kadar kitap? Yani böyle 80'lerde biz işte çok işte, ya fırsatımız yoktu. Anlatabiliyor muyum? Hani diyorlar işte eski mücahitler, müteahhitler, mücahitler ne diyorlar? Müteahhit oldu falan. Yani onlar müteahhit adayıydı. O zaman fırsat yoktu. İşte sonra fırsat oldu, müteahhit oldular yani. O işte geçmişte şöyleydik, böyleydik, sizin şu anki gençlikteki heyecanınız bizde vardı falan.
Onlar bu kişisel şeyler, kişisel yenilişleri tarihe dönerek meşrulaştırmaya çalışmak. Bu ilimlerle de ilgili böyledir. Geçmişe kaçmak. Mesela kelam. Allah aşkınıza şuradan geçen bir adamı çevirin. Halkul Kur'an'ı kim, ne alakası var milletin Halkul Kur'an'la bilmem neyle. Değil mi? Yani kelam hocaları kızacak belki buna da. Şu an acaba kelamın mevzusu ne? Mesela laiklik, sekülerizm bir kelam konusu değil midir? Bugün insanlar itikatları neden kaybediyor? Neden liberalizmden bahsetmiyor kelam? Neden hümanizmden bahsetmez? Yani yeni ilmi kelam denilen şey. Bugün insanları savuran şey nedir? Yani kelam bizim itikatımıza, taarruza cevap vermek için değil midir? Ama daha kolay olan nedir? Bundan işte 1000 sene önce yapılmış bir tartışmayı dillendirmektir. Bu da gerekli, bu da gerekli ama sadece burada kalarak ne yapıyoruz biz? Çeşitli vazifelerimizi savuşturmuş oluyoruz. Sadece kelamla ilgili değil bu konu, diğer tüm ilimlerle ilgili. Ha, bizim işimiz rahat, biz tarihçiyiz. Bize soran olursa niye tarih konuşuyorsunuz? İşimiz bu diyoruz. Geçiyoruz. Sadece Müslümanlarla ilgili bir konu da değildir bu yanılsama. İşte mesela Almanlara sorarsanız, Almanlar işte dünyayı ele geçirmeleri gerekiyor, bir türlü yapamadılar. Onların bir meşhur bir şarkısı var. Was des Deutschen Vaterland, işte soruyor, işte bu işte Almanların baba vatanı artık tam Türkçe. Biz ana vatan diyoruz, onlar Vaterland diyorlar, baba vatanı. İşte istes Preußenland, istes Schwabenland, işte Schwabenland mı, Preußenland mı, şu sayıyor. Sonra 999, sein Vaterland muss größer sein. İşte sizin ana vatanınız daha büyük. Yani burası mı, şurası mı? Hayır, onlar değil. Daha büyük falan. Yani çok incelik beklemeyin Alman edebiyatından, şiirinden, şeyden. Hani bu kadar yapabilmişler. Tamam mı? İşte sayıyor. Şurası, burası. Yok, orası değil. Daha büyük. İşte şu şehir, daha büyük falan. Sonuçta bu insanlara sevgilerini ne diyor? Flugzeug in mein Bauch. Almanların en ünlü, en duygusal şarkılarının birisinin şeyi. Flugzeug in mein Bauch. Adam sevgisini nasıl dile getiriyor? Karnımda uçak var. Değil mi? Öyle değil mi? Şimdi Almanların böyle bir nostaljisi var. Biz Almanlar çok güçlü olacaktık ama işte tarihteki eski Almanya şu. Macarlara sorarsanız, Macarların milliyetçiler, Macaristan'a giderseniz böyle plaka şeylerin, arabaların arkasında bir harita olur. Macar haritası. Büyük Macaristan. Yani şu anki Macaristan değil, olması gereken Macaristan. Biz Macarlar geçmişte neler yaptık falan. Macar milliyetçiliği. Bir Macar dünyaya bedel. Anlatırlar size. Ama yaptıkları iş ne? Bir tane Macar gazeteci kadın vardı, hatırlıyor musunuz? Oraya ülkeye sığınmış, koşan, bir kucağında bebek olan bir adama çelme takıyordu. Macar milliyetçiliği bu. Sizin gücünüz ancak oraya gelen, sığınan Suriyeliler yeter. Alçakça bir milliyetçilik yani. Bu milliyetçilik işte büyüklerle boy ölçecek değil. Macar kim takar? Bir İngiliz Macarı takar mı? Macar kim? Macar'ın boy ölçeceği millet ne olacak? Oraya sığınan daha zayıf bir millet olacak. Şimdi bu şey geçmiş, işte biz geçmişte buyduk, bu ilimlerle ilgili böyle, devletlerle ilgili böyle, milletlerle ilgili böyle, böyle bir şeyden bahsettik. Ama ne diyoruz? Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve aleykum ma kesebtum. Şimdi Kur'an bize hep geçmişe örnek verir ama bunu da arkasından der ki, bak bu sizin vazifenizi icra etmeye engel değil. Bundan sadece ne yapacaksınız? Siz ibret alacaksınız. O yüzden bunu son derste de anlatacağım. Kur'an'da bir konu anlatılırken onun tam olarak hangi yılda olduğu, ne zaman olduğu tüm detaylarıyla anlatmaz ama Tevrat ne yapar? Anlatır. Çünkü tarihte insanlar neye odaklanırlar? Genelde olmaması gereken, odaklanmaması gereken şeylere odaklanırlar. Bir yeri gösterirsiniz parmağınızla, insanlar parmağınıza bakar. Sizin gösterdiğiniz yere bakmaz. İnsanlar o olayın tam olarak hangi tarihte olduğuna bakıyorlar. Ya da işte 3 kişiydiler, dördüncüleri mi köpekti? 5 kişiydiler, altıncıları mı köpekti? 7 kişiydiler. Yani o şey var ya, yani orası değil. Ama insanlar ne yapıyor? Buraya odaklanıyorlar. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Şimdi bunları anlattım. Bugün zemine geçeceğiz. Yani zamanı bir şekilde konuştuk. Şimdi biraz coğrafyadan bahsedeceğiz. Ondan evvel İslam'da farklı alemlerin olduğunu biliyoruz. O alemler için zaman anlamı farklı olarak geçiyor. Örneğin Allah katında bir gün, dünya zaman içinde 50 sene ve benzeri. Yani şimdi şöyle, وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Allah katında bir gün, sizin saydığınız, yani sizin hesap ettiğinize göre 1000 yıldır.
Başka ayetleri de var. Yine Elf geçen bir başka ayet var. Ya Allah işte yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. O ayetin devamında da yine onun katında bir gün, sizin hesap ettiğiniz 1000 gündür. Bu şu anlama geliyor. Biz basit. Bu biz dünyada yaşıyoruz. Biz dünyaya göre hesap ediyoruz. Dünya dönüyor. İşte güneşin etrafında bir tur attığı zaman 1 yıl oluyor, 1 gün oluyor vesaire falan. Bu kozmik alemlerde başka hesaplar var. Bunun da ötesinde Allah için sizin hesabınız geçerli değil demektir. Yani biz şu an, dakika vesaire falan bizi sınırlayan zaman dilimleri bizimle ilgili ve şu an dünya ile ilgili bir mevzu. Biz dünya, yani o hadiseler bizimle ilgili ve kıyamet koptuktan sonra da ne olacak? Onun hesabı kitabı bitecek. Yani cennette 1 gün, 24 saat vesaire o hesaplar olmayacak. Bu soruyu da geçtik. Yani böyle olabileceğini düşünüyoruz. Allahu Ala ve Alem. Bugün size zeminden bahsedeceğiz dedik. Bir ayet var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَسْتَعُزُ بِاللّٰهِ وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا. Ya sizi, yani şey diyorlar ki insanlar, peygamberlerin, ya sizi şu arzımızdan çıkacağız. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا, ya da bizim milletimize, bizim vatanımıza, bizim fikrimize, bizim düşüncemize, ideolojimize geri döneceksiniz. Sonra o ayet devam ediyor. En sonunda vele nuskinennakumul arda min ba'dihim zalike limen khafe makami ve khafe va'id. Şimdi sonra onlar helak oluyorlar. Allah onların arzına kimi getiriyor? Müslümanları getiriyor. Yani bu, biz sizi çıkartacağız. Ya sev ya terk et. Tamam mı? İşte yallah Arabistan'a falan diyor adam. Tamam mı? Ondan sonra Allah bunları helak ediyor. Helak ediyor, o çıkartmaya çalıştıkları insanları da yerlerine getiriyor. Ama burada şöyle bir tehlike var. Geçen dün bahsettik, zaferler ve mağlubiyetler her zaman insan için bir imtihandır. وَسَكَنْتُمْ ف۪ي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ de olabilir. Yani bazen insanlar gelirler ve zaten zalim olan insanların yaptığı davranışların aynısını ne yaparlar? Tekrar ederler. Dolayısıyla zaman kayıyor, zaman akıyor, zemin kayıyor. Ve bu hareketle insanlar da ne oluyor? Dönüşüyor. Bunlar nasıl oluyor? Göçlerle oluyor, savaşlarla oluyor, çeşitli helaklarla oluyor. Yani bazen hani illa doğal bir helak olarak düşünmeyin. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ. Değil mi? Eğer Allah bazı topluluklarla çarpıştırmasa, ne bileyim şimdi Rusya ne yapıyor? İşte Ukrayna ile uğraşıyor değil mi? Dünya karışıyor. Şimdi bunlar böyle zalim milletler. Birbirleriyle zaten sürekli çarpışmaları gereken toplumlar. Önceden ring olarak Müslüman toplumların memleketlerini kullanıyorlardı. Bunlar savaşacaklar. Yani böyle işte barışma diyor. Bu savaşacak bu adam. Müslüman memleketlerde olmasın bu savaş. Allahümme tfa'ı zalimine biz zalimin vahrucuna min beyne eydihim salimin diye de bir dua var değil mi? Allah'ım zalimleri zalimlerle çarpıştır. Bizleri de bunların arasından salimen çıkart. Çünkü adamların böyle bir acımasız tarafları var. Yani sadece doğal afetlerle şeyler değişmiyor. İnsanların yerleri değişmiyor. Göçlerle değişiyor. Göç niye oluyor? İşte adam aç kalıyor. İşte yeni yerler arıyor. Değil mi? İşte ne bileyim bozkırlarda başıboş gezen atlara binmeyi öğreniyor. Hani tarihçilerin anlattığı. Bir şekilde bir sebep buluyor ya da altın elmas olduğunu duyuyor bir yerde. İşte petrol kaynakları vesaire falan. Dolayısıyla bir yere ne yapıyor? Mesela şey neydi? New World. Amerika Birleşik Devletleri değil mi? The Land of the Free. İşte özgür insanların ülkesi. Avrupalılar öyle addediyor. Neden? Çünkü Avrupa'da para kazanmak belli kimselere mahsustur. Yani burjuva bellidir, aristokrasi bellidir. Yani kim yönetecek, kim para kazanacak bunlar bellidir. Bu sınıfların dışında para kazanmak isteyen, bu sınıfların dışında hükmetmek isteyen insanların Avrupa'da yeri yok. Ya da kendi dinlerini yaşamak isteyen, püritenler mesela, Avrupa'da yerleri yok. Dolayısıyla bu insanlar nereye gittiler? Bir yeni şey, neydi? Mayflower diye bir belgesel var mesela. Mayflower gibi gemilere bindiler. İşte yeni ülkelere açıldılar ve orada kendilerine yeni imkanlar elde ettiler. Dolayısıyla bu şeyde ebed müddet diye bir tarihte böyle bir devlet yok. Yani ebed müddet süren bir toplum da yok. Nerede Akatlar, değil mi? Nerede Urartlılar, nerede Sümerler? Nerede ene rabbukumul a'la diyen Mısırlılar, Firavunlar? Yani bu adamlara sorarsanız bu adamlar ebed müddet kıyamete kadar yaşayacaklardı. Sadece o eskilerden yani birkaç kavim var. Yahudiler kalmış. Yahudiler çok eski bir kavim. Allah bir mucizeyle, bir ayet olarak bize, değil mi? Yahudileri böyle vitrin olarak önümüze koymuş. Yani bunlara bakın. Bak Kur'an en çok Yahudilerden bahsediyor. Ve Yahudiler yaşıyor. İlginç bir şey. Düşünün. Urartuların şu an hala yaşamaya devam ettiğini düşünün. Ve Yahudiler kendi şeylerini muhafaza ederek yaşıyorlar.
kendi ahlaklarını, kendi tıy niyetlerini muhafaza ederek yaşıyorlar. Hala bir Yahudi'ye baktığınız zaman işte Kur'an'daki ayetlerin ne yapıyorsunuz? Siz tecellisini görüyorsunuz. Peki ona bakarak ne yapacaksınız? İşte biz Yahudi falan filan değil. Biz antisemitist değiliz. Biz Yahudilerden nefret etmiyoruz. Nefret psikolojik bir hastalık. Biz Yahudilerle savaşırız. Savaşmak başka bir şey. Yani savaşırsın yani insanlara. Bazen olur bir anlaşma yaparsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmadı mı Medine'de? İşte anlaşma yaparsınız. Bozarsa kovarsınız. Başka şeyler olur falan. Ama nefret, hani şu çoluk çocuk hepsini katledeceğim. Bu antisemitik yapı şeyde var. Batılılarda bu hastalıklı bir ruh yapısı. Böyle değil. Biz Yahudilere vah Yahudiler şöyle böyle falan değil. Yahudilere bakıp Yahudileşmemek için çaba gösteririz. O yüzden Allah-u Teala bir sürü kavimler değişirken, zaman zemin kayarken bu kavmi özellikle bizim önümüze koymuş. Hatta bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Siz sizden önceki kavimlerin yaptığı her şeyi yapacaksınız. Onların yaptığı her şeyi takip edeceksiniz. Bir keler şeye girse, deliğe girdiği gibi yani her şeyi yapacaksınız. Dediler ki ya Resulallah onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye sorduklarında ya kim olacak dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler ve Hristiyanlar çok önemli çünkü bizim tekrar bir sonraki roundda, bir sonraki rövanşta karşılaşacağımız insanlar bunlar. Aptal ateistler değiller. Ateistlerde asabiyet olmaz. Ateistler oyuncaktır. O günkü trend neyse, o günkü hegemonya neyse onların ellerinde piyondurlar. Asıl asabiyet oluşturacak, asıl tekrar bizim karşımıza ordu çıkartacak, asıl yine bir ideali olan toplumlar Yahudiler ve Hristiyanlar olacak. Çünkü teknolojik meseleler zaman zaman toplumlar arasında ayrılır, zaman zaman eşitlenir. Eşitlendiği zaman teknolojik şeyler insanların savaşlarında belirleyici olan şey niçin savaştıdır, motivasyondur. Hangi uğurda savaşıyor bu adam? Müslüman fatihler değil mi? İşte Romalılarla Sasanilere aynı sene savaş açıyorlar. Olacak bir iş değil. Yani real politiğe uymuyor bu. Sayıları çok az ama muzafferler. Peki kılıçları nasıl? Aynı. Yani birisinin biraz daha uzun, birisinin biraz daha kısa. İşte Romalıların şeyleri daha şey, zırhları değil mi? Atları bile zırhlı falan. Daha çok çünkü şey masraflı adamlar. Yani dezavantajları yok değil. İşte attan düşünce çıkamıyor adam ağır olduğu için öldürülüyor falan. Ama neyse itibariyle Müslüman ordularla Sasani ordusu arasında ya da biz Roma ordusu arasında öyle çok afaki bir fark yok. İşte bundan belki 100 sene sonra, belki 200 sene sonra, belki 50 sene sonra bilmiyoruz. Toplumlar teknolojik olarak eşitlendiklerinde bu sefer tekrar niçin savaşıyorsun sorusu sorulacak. Amerika'nın bir cevabı olması gerekecek. Ki Amerika'yı çok ciddi almayın. Amerika'da bir devlet değildir, bir şirkettir. Yani ortak menfaatleri olan pek çok milletin kısa süreli bir araya gelmesiyle Avrupa'dır hala, tehditler değişmez, Rusya'dır hala, Çin'dir hala, tamam mı? Doğusuyla batısıyla bunları da konuşacağız. Doğusuyla batısıyla bizi tehdit eden ana unsurlar aslında değişmemektedir. Şimdi genelleme yapmak doğru değildir, evet. Amma ve lakin belli mevzuları anlamak için de genellemelere ihtiyacımız olur. Mesela Asyalıları biz çok detaylı göremeyebiliriz. Mesela siz Korelilerle Japonları ayıramayabilirsiniz. Ben de ayıramıyorum. Hani bir arkadaşım var, Japon bir arkadaşı soruyor. Diyor ki sen diyor Korelilerle Japonları ayırabiliyor musun diyor. Ayırıyorum ne var ki diyor. Ben ayıramıyorum da diyor. Şimdi bu... ya da Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman mesela bazen özenirsiniz orada işte yerel bir kıyafet giyeyim, insanlara karışayım. İşte gidersiniz hemen bir top alırsınız işte bir egal vesaire falan. Çıkarsınız falan sanki böyle yerel gibi gezersiniz. Halbuki bir yerli sizi anında tanır oralı olmadığınızı. Değil mi? İşte ütüsüz bir kıyafet. O sonra kafaya kasnak gibi geçirmiş zaten. Yani çünkü oradaki adamlar işte ütü var, işte dedim burada kaç tane şey var. Üç çizgi mi atmış buraya? İki çizgi. O detayları üçüncü gün gördüğünüzde çok geçtir. Hatta hiç görmek de istemeyebilirsiniz. Bu da üstenci bir bakış açısıdır. Ayırmak istemezsiniz. Mesela Türkiye'den giden hacılar için orada herkes Arap'tır. Değil mi? Afrika'dan gelenler, Pakistan'dan gelenler, hepsi Arap'tır. İslamiyet'in en iyi yaşandığı yer Türkiye'dir. Diğer tüm milletler... tıpkı Arap'ın Acem dediği gibi, hani ayırt etmeksizin, Türkler de diğerlerinin hepsine ne diyor? Arap diyor. Bir Fransız için, Fransa'da yaşayan Türkler de dahil olmak üzere herkes Arap'tır. Ama bir Alman için, Araplar da dahil olmak üzere, Arnavutlar da dahil olmak üzere, bütün Müslümanların hepsi Türk'tür. Yani çok
şey yapmaz. Bir Amerikalı için İranlı arasında Arapça konuşuyordur. Hani vakti yok o kadar ayırmaya. Yani diğerleri. Tamam, the others dediği zaman bitti. Overseas. Yani senin coğrafyada nerede olduğunda bir önemi yoktur bir Amerikalı için. Neredesin? Türkiye. Nerede? Overseas. Denizin diğer tarafında. Mavera'ın nehir. İran'da bir köyde demişsiniz. Siz nereden geliyorsunuz? Türkiye. Mavera'ın nehir. Ben ilk defa onlar açısından da bir Mavera'ın nehir olduğunu, batının olduğunu o zaman duymuştum. Sünnisiniz yani siz. Yani siz Şii değilsiniz. Bizden değilsiniz. Mavera'ın nehir. Diğer taraftasınız. O diğer tarafı önemsememe, diğer tarafı çok böyle detaylandırmama mevzusu uzmanlar için affedilecek bir cehalet değildir. Ama ve lakin yeni başlayanlar için belli konuları, mesela dünyayı ikiye ayırmak, doğu ve batı, bu başlangıç için gereklidir. Ve nasıl batıda Yunan, Roma ve bugünkü Avrupa düşüncesi batıyı şekillendirdiyse, batı dediğiniz şey Greko-Roman değil mi? Yahudilik, Hristiyanlık, işte daha sonra aydınlanma. Böyle bir, hani bu adamları sonuçta bir batılı olduysa bunun bir sebebi var. Mesela batılı bir kadın feminist olduysa çok haklı gerekçeleri var. Çok ezmişler, hala eziyorlar. Yani kadın batıda hala bir hakkı yoktur. Ya da bir batılı mesela laik olduysa, seküler olduysa bunun ciddi argümanları olmuş. Yani 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları hakikaten şey çok ezmiş bunları. Yani kilise, din adamı, yani din adamı sınıfı, tamam, bu din adamı sınıfının istismar ettiği çok ciddi bir siyasi alan. Bu adamlar çok bunaltmış. Dolayısıyla orada ne olduysa bunun tarihsel arka planı olmuş. Yani kadınlarla ilgili. Kadınlar yakmışlar yıllarca bunlar. Bunlar demiş, bunların içerisinde şeytan var demiştir. Yani bunların ruhu normal bir ruh olamaz. Bunların içerisinde şeytan var. Ne yapacağız? O egzorsizm o şeyler, filmler var ya. Hani insan için şeytan kaçması. Bu şimdi batılılar, insanlar şey düşünür. Çok rasyonel insanlar. Niye bilim falan filan? Alakası yok. Batıda öyle batıl inançlar var ki. Yok merdivenin altından geçmeyeceğin. Amerika Birleşik Devletleri'nde hala uçaklarda 13 yok mesela. Otellerde 13. kat yok. Niye 13. sayı uğursuz? Kara kedi uğursuz. Merdivenin altından geçmek uğursuz. Ruslar, adamların üzerinden komünizm geçti. Hala Ruslar evden çıktıktan sonra biraz bekliyorlar. Ruh içeride kaldı, biraz gelsin diye. Hızlı. Sonra bekliyorlar şöyle, ruh ona katıldığını hissettiklerinde gelmiştir herhalde hani filan gibi. Artık yola çıkabiliriz gibi düşünüyorlar. Ruslarda da acayip şeyler var. Dolayısıyla bu insanın fıtratında bu tür böyle hani gizemli böyle işte Peygamber Sezem diyor ya hani bir şey şanssızlık, şeylik, bunlara inanmayın. Peygamber Sezem ne diyor mesela? Bütün müneccimler yalancıdır diyor değil mi? Müneccimler demiş ki çok felaket yağmur yağacak demişler. Peygamber Aleyhisselam'a sormuşlar. Peygamber Aleyhisselam demiş ki bütün müneccimler yalancıdır demiş. Bir yağmur yağıyor. Bir yağmur yağıyor. Sonra Peygamber Aleyhisselam elinde suları çıkartıyor kendi hanesinden. Diğer taraftan şunu tekrarlıyor. Bütün müneccimler yalancıdır. Bütün müneccimler yalancıdır. Biz buna iman ediyoruz. Bir şey aptal gibi hani bu şey çıkıyor ne fal bakıyorlar ya veya bu astroloji işte, bilmem ne burcusun. Bilmem ne olacaksın. Böyle gerizekalılık olur mu? Yani anlatamıyorum. Bilmem orada yıldızlara bir şey olmuş. O beni etkiliyormuş. Ha buna yani orada ne diyor? İşte bugün bugün otobüse bineceksin. Vay bindi. Otobüse bineceğim. Ya zaten her gün otobüse biniyorsun. Anlatabiliyor muyum? Veya işte bugün mutsuz olacaksın. Zaten melankolik bir tipsin. Tamam mı? Hani ya çok özel bir sebep aramana gerek yok mutsuz olmak. Zaten bundan keyif alıyorsun yani öyle bir moddasın. Şu nereden yani bu tür şeyler insanları etkilemeye yönelik profesyonel ya da böyle gayri profesyonel işler bunlar insanları ne yapıyor bir şey. Bu doğuda da batıda olan şeyler. Doğuyu da başka insanlar etkilemiş. Ne etkilemiş? Mesela Buda etkilemiş. Zerdüştlük etkilemiş. Batınilik etkilemiş. Tamam mı? Böyle bir şeylerin arkasında başka anlamlar, şifreler, remizler. Tamam mı? Böyle bir dünya oluşmuş doğuda. Ve bu doğudaki dünya bazen batıya, batıdaki dünya bazen doğuya kaymış. Bazen işte mitolojiler, sadece Yunan mitolojilerinden bahsetmeyelim. İran mitolojileri, Hint mitolojileri bunlar bazen ne olmuş? Birbirlerine girmişler. Ama ve lakin baktığımız zaman batının daha maddeci, doğunun daha manacı. Batının daha insan bedenini yücelten, doğunun daha çok ruhu yücelten tarafları olduğunu biz görüyoruz. Biz neredeyiz peki? Biz bir kere şahidiz. Yani biz böyle hani pimpon topunu seyreder gibi hani bazen bakıyoruz işte bu doğu batı. Biz doğulu ya da batılı değiliz. Tamam, biz şahidiz. Bizim bir lokasyonumuz var. Lokasyonumuz var. Bunu ortaya koymamız gerekiyor ki navigasyon olsun.
Şahitlik de aslında bir kalibrasyondur. Yani bize gelen şeyler, bize gelen peygamberler, işte Hazreti Adem'den Peygamber Aleyhisselam'a kadar, son Hatem-i Nebiye'ye kadar gelen peygamberler insanlara ne yapıyor? Kalibre ediyor insanları. Siz diyor bak, siz İbrahim Aleyhisselam dini üzere olduğunu söylüyorsunuz ama bak bunlar hata. Dolayısıyla bir ne yapıyor? Kalibre yapıyor. Bir lokasyon belirtiyor. Lokasyondan sonra ne yapıyorsunuz siz? Navigasyona çıkabilirsiniz. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَى عَلَى النَّاسِ. Niye vasat ümmetiz? Vasatlık ne demek? Vasat böyle sıradan demek değil. Yani Türkçedeki o anlamı, vasat optimum demektir. Yani vasat tam olması gerektiği gibidir. Evsat en iyidir yani. Yani maksimum minimum değil, optimumdur vasatlık. Dolayısıyla hani ifrat ve tefridin ortasındadır vasat. Bu vasatlığı kim ayarlayacak peki? Vasatlığı İslam ayarlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayarlıyor. İnsanlar geliyor mesela, bazısı hatırlayın 3 kişi geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerini dinliyorlar. Diyor ki ya biz yani ondan çok daha gerideyiz. Biz işte gece gündüz namaz kılacağız. İşte ben diyor evlenmeyeceğim işte falan. Öbürü diyor ne diyor? Her gün oruç tutacağım. Bak mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gün oruç tutmayı yasaklıyor. Değil mi? Her gün çok. Mesela birisi geliyor başka bir şeyde. Pazartesi şey diyor hani sen ayda 3 gün oruç tut diyor. Değil mi? 13, 14, 15 mesela o şeyin dolunayın vasatında, şeyin ortasında. Ya da daha fazlasını yaparım dediği zaman pazartesi, perşembe tut diyor. Değil mi? Hayır, daha fazlasını yaparım dediği zaman bunun en üstü ne diyor? Salm-ı Davud tutabilirsin. O da nedir? İşte bir gün oruç tutarsın, bir gün tutmasın. Tamam diyor, bunu tutacağım diyor. Yalnız sahabenin çok tatlı bir hali var. Sahabenin çok tatlı bir hali var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir söz verdiklerinde, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye etmediği halde geldi, pazarlık yaptı, bunu kabul etti ya. Bunu ölünceye kadar terk etmiyorlar. Mesela biz olsak şöyle deriz. Ya ne kadar haklıymış Peygamber sözüm. Yani bir ay sonra anlarız değil mi bunu? Ya çok haklıymış ya. Uzatmaya gerek yok. Sonuçta Peygamber sözüm de ilk önce neyi tavsiye etti? İşte bunu tavsiye etti. Yani şimdi anladım ki falan diye başlayıp tamam bir cümlelerle ama demiş ki ya söz verdim çok zorlanıyorum demiş. Yani yaşlanmış. Çok zorlanıyorum. Söz verdim ama bu şekilde tutacağız artık demiş. Şimdi referansı olmayan düşüncelerin hiçbir değeri yoktur. Tamam, referans olmayan bir hani lokasyon dedik ya. Şeyde bile hani telefonda bile bir şey yapacağınız zaman konumlar açmanız gerekir değil mi? Bir yere yazdınız, neredesin kardeşim der sana. Ben seni nereden getireceğim buraya? Hani yazdınız işte Konya Bilim Merkezi'ne geleceksin. Navigasyon yazdınız. Neredesin kardeşim diyor. Konumunu aç diyor. Konumunu bana göster diyor. Konumunu gösterdikten sonra bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Dolayısıyla bir referans noktamız olması gerekiyor ki buradan hareket edebilelim. O yüzden tarafsızlık soysuzluktur aslında. Yani tarafsızlık kalitesizliktir. Tarafsız, batıl da olsa hiçbir düşüncenin varacağı bir yer yoktur. Yani sizin böyle batıda dahi esaslı bir şekilde bir şeyler söyleyen insanlar, ardından kitaplar, eserler, fikirler, ideolojiler bırakmış olan insanlar taraftırlar. Ve öyle taraftırlar ki ölümüne taraftırlar. Hitler bile, bakın Kavgam diye, Mein Kampf diye bir, kitap var adam. Kavgam, şimdi tamam o çok ideoloji şey olarak hani çok sağlam bir kitap değil. Fikri olarak ama adam ölmüş bunun için. Tamam mı? Adam ölmüş bunun için. Yani intihar etmiş. Etrafındaki subaylar inanmış buna. Şey değil yani böyle hani basit işte seçimden seçime bir hadise değil. Adamlar ölümüne nasyonalist sosyalist olmuşlar. Ve bunları hafife almayın. Gerçekten bir şey yapan, gerçekten etki oluşturan insanların hepsi taraftır. Tarafsızlık tamam mı? Böyle fikirsizliktir. Tarafsızlık kararsızlıktır. Tarafsız olan insan bir bilgi biriktiremez. Kafasında veriler oluşabilir. Diyeceksiniz ki ya, tarafsız ama çok bilgi var. Tarafsız akademisyen, çok güzel ürün. Hayır. Kafada bir dünya veri var böyle ama bunlar bir türlü bilgiye dönüşemiyor. Yani düşünün usul yok, kafada bir sürü füru olduğunu düşünün. Ha, fürular uçuşuyor. Usul olmadığı için siz bir hüküm ne yapıyorsunuz? Veremiyorsunuz. Yani istediğiniz kadar kafanızda ezberinizde şeyler olsun bir hüküm veremiyorsunuz. Buna benzer şekilde. Bu anlamda bizim lokasyonumuz neresidir diye bakarsak bizim bir lokasyonumuz esasen coğrafi olarak yok. Çünkü وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ değil mi? فَاِنِّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ bizim şimdi doğuda Allah'ın, batıda Allah'ın. Yani biz nereye dönersek Allah'ın bir mekanı ya da bizim bir mekanımız, bir şeyimiz. Yani yöneldiğimiz zaman Allah sadece buradır, Allah sadece gökte yer böyle bu değil yani. Allah her yerde, Allah her şeyin sahibi. Allah sadece göklerin yerin sahibi değil, gökler, yerler, ikisinin arasındakiler, doğu, batı ve ikisinin arasındakiler. Değil mi? Mesela Musa Aleyhisselam bunu ne yapmış? Firavun'a gitmiş söylemiş. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
Değil mi? قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Niye Firavun'a söylüyor bunu? Firavun kendisini merkeze almış zaten. Yani dünyanın en güçlü devletinin en tepesindeki adam olarak kendisini merkeze almış. Dolayısıyla her güçlü emperyal kuvvette kendisini merkeze alma gibi bir reaksiyon gelişiyor. Ve bugün bu reaksiyonu biz nerede görüyoruz? Avrupa'da görüyoruz. Yani kendisini merkeze alan ve diğer tüm coğrafyaları bir şekilde kendisine göre tarif eden anlayışı biz Avrupa'da görüyoruz. Halbuki Peygamber sen bize ne dedi? Mesela ittakillah haysma kunta, nerede olursan ol, tamam mı? Ya da işte Kur'an'da pek çok yerde işte mustazaflar şikayetleniyorlar, işte bize eziyet ettiler şöyle. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani göç etseydiniz. Dolayısıyla biz buradan çıkamayız. Biz burayı çok seviyoruz. Peygamber sen Mekke'yi sevmiyor muydu? Demedi mi çıkarken işte yani kavmim beni çıkartmasaydı ben buradan ayrılmazdım. Demedi mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Bir insanın, bakın diyeceksin ya Mekke Medine nedir yani? Burada Konya, Ankara gibi yani aynı dili konuşuyor. Öyle düşünmeyin. Her insanın kendi memleketidir. O vatan duygusu şimdi konuşacağız ya da böyle bir şey, hayali bir şey. O daha sonra modern bir şey, bir kavram. Ama kendini merkeze koyma meselesi çok eskiden beri var olan bir şey. Mesela Japonların haritaları var. Japon haritaları nasıl olur? Japonya tam ortada olur. Japonya ortada, dünyanın tam ortasında Japonya. İşte Japonya'nın işte batısında Asya falan var. Tamam mı? Asya batıda. İşte doğusunda da işte Amerika falan var. Tamam, böyle bir şey. Zannederiz ki Japonlar, dünya bunların etrafında dönüyor. İşte herkes Japonları konuşuyor. Gerçi Türkiye'de çok gereksiz, lüzumsuz Japon konuşuluyor. Japon atasözleri, Japonların bilmem ahlakları falan filan. %99 yalan. Öyle bir Japon güzelliği çok uzak çünkü. Yani Japonya böyle hani sanki haritada, hani harita biraz yıpransa Japonya yok bizim dünyamızda. Böyle bir şey. Ama Japonya için Japonya nerede? Merkezde. Ya da 1800'lerde çizilen İngiliz haritalarına baktığın zaman İngiltere merkezde ve İngiltere o kadar büyük ki. Mesela bakın dersten sonra şeylere. Fake map'ler var şeylerin. Hani öyle yapmışlar çocuklara öğretirken. İngiltere o kadar büyük ki neredeyse Afrika kadar. Çünkü hani şu anki gibi göstersen İngiltere'yi diyecekler ki ya biz ne yaptık yani? Tamam, buradan çıkıyorsun. Tamam, çıkıyorsun bir yere. Dünyayı ele geçirmişsin ama çıktığın yer küçücük bir ada gibi gözüküyor. Bunu ne yapmışlar? Bu şekilde düşünmüşler. Romalılara baktığınız zaman Romalılar dünyanın tam merkezindedir. Dünyanın merkezi neresidir? Akdeniz'dir. Akdeniz'e ne der Romalılar? Mare Nostrum. Bizim denizimiz. Ve bu denizin etrafında bütün sistem, işte Kuzey Afrika'da, işte Güney Avrupa'da, Levant, Doğu, yani şu anki Lübnan, Filistin. Böyle bir adam ekonomik, siyasi bir sistem geliştirmiş ve bu sistem bozan kim oldu? Bu sistem alt üst eden. Bakın bu sistem antik çağa damga vuran sistem budur yani. Doğu'yu da yöneten, işte Perslere de ayar veren, Romalıları çok güçlü kılan şey bu sistemdi. Bu sistemin ayarlarını bozan İslam fetihleridir. O yüzden Henry Prene, Muhammed ve Şarlman diye bir kitap yazdı, güzel bir kitap. O kitapta o dünyanın, yeni dünyanın nasıl, hani bir önceki ders anlattım ya, neden İngilizler İslam'ı şey kabul ediyor, yeni çağın başlangıcı olarak kabul ediyorlar? Çünkü eski çağa ait tüm sistemi alt üst edip, tamam yok işte baharat yolu var ya, İpek yolu, doğudan batıya akan bir ticaret, Akdeniz'den dünyaya dağılan falan bir şey. Bunu alt üst etti Müslümanlar. Baharat yolu da bizim, İpek yolu da bizim. Akdeniz'de bizim, o günkü yaşanan dünyadan bahsediyoruz. Yaşanmayan dünyaya da gittik biz. Abdullah İbni Ömer Sudan'a gitti, biliyor musun? Sudan fetihlerine katıldı. Abdullah İbni Ömer İstanbul fetihlerinde. Tamam mı? Abdullah İbni Ömer'e kader sorulduğu zaman kızıyor ya, işte diyorlar ki işte eski işte sahabeler ilk işte Müslüman olduklarında işte medeniyetle karşılaşmamışlardı. O zaman çok saftılar onlar. Çok dini temiz bir şekilde aldılar. Abbasiler gelindiği zaman onlar Romalılarla, Perslerle karşılaştılar. Onlara cevap vermek zorunda hissettikleri için işte tercüme faaliyetlerine giriştiler falan gibi bir okuma var ya. Bu Batılıların biraz empoze ettiği bir okuma. Hayır. Abdullah İbni Ömer Nesturilerle karşılaştı. Abdullah İbni Ömer Yakubilerle karşılaştı. Yani Diyofizitçilerle, Monofizitçilerle, Melkaiye ile, Hristiyanlığın o zaman 3 mezhebi vardı, 3'üyle de karşılaştı. Zerdüştlerle karşılaştı. Animistlerle karşılaştı Afrika'da. Irak'ta Irak putperestleriyle karşılaştı. Adamlar bebekleri kesip senede bir ayin yapıp şeyde kazanda kaynatıp kek yapıyorlar, yiyorlar. Bunlarla karşılaştı. Bunlarla konuştular. Bizim şu an Yahudilerin bütün türleriyle karşılaştılar. Bizim şu an tanıdığımız insan türlerinden çok daha fazlasıyla karşılaştıkları halde sabit bir şekilde Kur'an'ı ve sünneti merkeze aldılar.
bir tercih olarak bunu yaptılar. Cevap vermesini onlar da bilirdi. İnsanın aklına ne cevaplar geliyor ama yani cevap vermemek de bir usuldür bazen. Bazı mesele, bilinmeyecek meseleleri ya bu bilinmez demek de bir usuldür. İşte sahabe bu şekilde de bu coğrafya yani bu doğusuyla batısıyla bu geniş coğrafyayı ne yapmışlar? Müslümanlar formatlamışlar. Emeviler döneminde de değil mi? Ta Çin'den vergi alıyoruz. Endülüs'e girmişiz, Pireneler'e atlamışız. Frank işte Paris yakınlarına kadar yaklaşmış. Mesela Paris yakınlarına kadar yaklaşınca işte insanlar heyecanlanıyor. Vay be Paris'e kadar. Ya Paris dedin bataklık. Tamam mı? Şey yok yani. Müslümanlar Endülüs'e girdiklerinde Endülüs bataklık zaten. Şimdiki gibi İspanya işte o çok güzel Seat marka arabalar işte şeyde Citroen, Fransa. Öyle bir şey yok. Bu vigistik bakış açısıdır. Anakroniktir. Bugüne bakarak tarih anlaşılmaz. O gün Avrupa'da yaşayan insanlar barbardılar. Yani bugün de aşağı yukarı öyle ama o gün daha barbardılar. Yani o gün Kuzey Afrika daha mümbitti tarımsal olarak. O gün Kuzey Afrika'da daha böyle yaşanabilir bir hava söz konusuydu. Hastalıklar yoktu mesela. Yani Müslümanlar gittikleri coğrafyalarda aynı zamanda hastalıklar kapıyorlar. Mesela Osmanlı Macaristan'a girdiği zaman Budapeşte'ye, Budapeşte iki şehir, bir nehir geçiyor değil mi? Bir tarafta Buda var, bir tarafta... Şimdi o iki şehir girdiler, ilk yaptıkları iş ne oldu? Hamam yapmak oldu. Ve zorunlu bir şekilde bütün Macarlar şey, hamamlarda iyice yıkanmaları gerekiyor. İyice yıkayın bunları. Çünkü niye? Adamlar şey, hastalık olacak. Yani hastalık bulaşacak. Değil mi? Fransa'da bir kral hasta oluyor da doğudan bir şey getiriyorlar, tabip getiriyorlar. Bakıyor adam, felaket kokuyor. Diyor ki şey, ya bu adamı yıkayın diyor. Adam yıkıyor, rahatlıyor falan diyor. Ya bu çok güzel bir şeymiş, bunu senede iki defa yapmam lazım diyor. Şimdi normalde Müslüman bir insan, benim bir arkadaşım İngiltere'ye gitmişti. Orada o da arkadaşı rahatsız olmuş Polonyalı. Çünkü abdest alırken ayağını lavaboya sokuyormuş. Yani lavaboya sokuyor diye hani ayağını. Demiş ki ne biçim bir şey ya demiş. Yani lavabo, biz burada işte onlar şey ya işte lavaboyu dolduruyorlar falan böyle sümkürüyorlar şey. 13. Savaşçı diye bir film vardı orada onu anlatır. Antonio Banderas'ın falan oynadı. Şimdi o diğer bir arkadaş da İskoç galiba demiş ki ya demiş o adamla ayağı senin yüzünden daha temiz demiş. Sen haftada bir yüzünü yıkıyorsun yıkamıyorsun. Bu adam günde 5 defa ayağını yıkıyor diyor. Yani bizdeki temizlik anlayışı vesaire falan bu adamlarda çok geç gelişti ve bu şeyde neymiş? Bugünkü bakış açısıyla ne yapmayacağız biz? Fransa'yı vesaireyi görmüşüz. Ama biz oraya girdik mi? Girdik. O günkü yaşanılabilir tüm dünyayı ele geçirdik mi? Sicilya'da dahi 300 yıl biz kaldık. Hatta Sicilya'da Müslümanlar yenildiler. Yenilme sebepleri de Şiilerdir. Fatimiler sebebiyle geri çekilmek zorunda kaldılar. Ve orada Aleviler hüküm sürdü 300 yıl. Ondan sonra gelen Normanlar 100 yıl Arapçayı resmi dil kabul ettiler. İşte Allah Sultan George'u korusun diye adam kocaman yazdırmış şeye. Hafazallah Sultan, pardon George değil, Sultan Roger, Roger, tam ikinci Roger, ikinci Frederick. Bunlar Arapça biliyorlar, çok iyi Arapça biliyorlar bu adamlar. 100 yıl resmi dil olarak Arapçayı kullanmışlar. Şimdi bu merkeze alma mevzusu bugün Avrupa'da ve Avrupa kendisine göre tanımlıyor. Amerika'ya göre tanımlamıyor. Bakın Amerika'ya göre tanımlanmıyor bugün. Mesela Near East, ne demek Near East? Yakın Doğu değil mi? Middle East, işte Orta Doğu. Yani bu bazen Near East şey için kullanılır. İşte bu Anadolu vesaire için. Bazen de Middle East'i de kaplayacak şekilde kullanılır. Middle East dediği şey ne? Orta Doğu. Bir de ne var? Far East var. Uzak Doğu. Dolayısıyla neye göre tanımlamış? Kendisine göre tanımlamış. Ama bugün biz mesela bazen böyle tez jürilerine giriyoruz. Şöyle tezler geliyor. İslamiyet yazmış. İslamiyet 610 yılında Orta Doğu'da doğmuş bir dindir. Tamam mı? Bak neresini düzelteceksin bunu? İslamiyet 610 yılında doğmuş yok işte Orta Doğu'da doğmuş. Anlatabiliyor muyum? Lokasyon, şey, tüm tarih anlayışı birinci dersiyle ikinci dersi birleştirin. Hem zamanlama ve dilimlendirme anlamında hem de coğrafya anlamında ne yapmış? Tamamen etkilenmiş. Şimdi bu Avrupa merkezcilik, Eurocentric, Eurocentrizm denir buna. İlk defa yine Almanlar baş belası. Johann Heinrich Zettler bunu çıkartıyor 18. yüzyılda. İlk defa şeyi diyor ki Avrupa diyor en güçlü şeydir, en güçlü kıta buradadır. En insan olanlar burada yaşarlar, diğer tüm kıtalardaki insanlar güçsüzdürler. Şeyini çok sesli bir şekilde dile getiren adam budur. Daha sonra bunu Hegel işliyor. 1837'de yazdığı şeyde bu tarih felsefesinde işte milletlerin Asya'dan başlayıp Yunanistan'dan Avrupa'ya kaydığını ve bugün güçlü olan şeyin merkezin aslında Avrupa olduğunu söylüyor. The European Miracle, Eric Johnson kitabı, Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. The European Miracle ilk defa bu mottolaşmış bir şey. Hani Avrupa mucizesi.
Tam Batı mucizesi. Tam bunu artık dillendirmeye başladılar. Niall Ferguson'ın bir kitabı vardı. The West and the Rest. Tamam mı? Bir Batı var ve diğerleri var. Yani çok fazla adlarını zikretmeye gerek yok. Bir de diğerleri var. Dolayısıyla böyle bir zıddıyla kaim bir kimlik inşa ediyor Batılar, tıpkı Şiiler gibi. Şiiler de zıddıyla kaimdir. Biz öyle değiliz. Yani bizim bir düşmana ihtiyacımız yok var olabilmemiz için. Yani biz bir Avrupalılara göre kendimizi tanımlamayız. Ötekimiz vardır. Yani ötekilerin hepsine gavur deriz. İşte küfür tek millettir. Tamam mı? Yani bunu yaparız. Ama ona göre kendimizi tanımlamayız. Ama Batılılar Müslümanlara göre kendilerini tanımlarlar. Bakın Avrupalı milliyetçilere. Mesela Yeni Zelanda'da bir camiye girdi, adam girdi işte taradı falan. Onun silahında bir sürü şeyler var, yazılar var. İşte Charles Martel yazmış. Charles Martel bizim şu az önce anlattığım Pireneleri aşıp Fransa'ya girdikten sonraki işte Poitiers'e savaşı, Belâtuş-Şüheda savaşında kahramanlık göstermiş ve bunun üzerine türküler yakılmış, şiirler söylenmiş. Avrupalı bir kahraman Charles Martel, şeyin atalarından, Şarlman'ın dedesi. Şimdi Charles Martel, tamam mı? Ya da Roland, o savaşta yine çok kahramanlık göstermiş bir sade asker. Öbürü kral, öbürü sade asker. Chanson de Roland, mesela Roland şarkısı. YouTube'da var, tamam mı? İşte Müslümanlar nasıl şey yaptı. Ama ölmüş adam ama çok kahramanca savaşmış. Buna atıf yapıyor. Çünkü Avrupa, bunu küçümsemeyin, tamam mı? Avrupa kendi kimliğini İslam düşmanlığına borçludur. Eskiden beri, bu yeni bir şey değil. Yani İslam düşmanlığı üzerinden kendisini tanımlar. İşte komünizm, kapitalizm, geçin bunları. Komünizm de batılıdır, kapitalizm de batılıdır. Batı nasıl kalibre ettiği şey kendisini İslam'dır. Daha önce, İslam öncesinden önce Perslere göre kendisini tanımlıyordu. Ya da doğudaki başka saldıran milletlere göre kendisini tanımlıyordu. Ve biz zıtlığıyla kaim olmadığımız için böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik. Şiiler ama Sünnilere ihtiyaçları var değil mi Şiilerin? Sünni olmasa Şii olmanın ne şeyi var? Ne diyorlar işte Muharrem'de işte adam mesela, yani geçmiş bitmiş bir olayın sen neyini şey, bunun mantıklı bir tarafı yok değil mi? Biz Hamza için radya şey yapıyor muyuz? Yani o da şehit oldu değil mi? Yani onun şeyini, yasını tutuyor muyuz ya da başkalarının yasını tutuyor muyuz? Niye bunu yapıyor? Çünkü politik olarak Yezid diye bir şey oluşturuyor, kavram oluşturuyor ve Sünni dünyanın lideri kimse Yezid o oluyor. Ve oradaki şeyi harlamak için, o tarihsel düşmanlığı harlamak için bu tür etkinliklere ihtiyaç duyuyor ki bir savaş çıktığı zaman bir Şii Sünnilere karşı savaşırken gavura karşı, yani zaten gavur onların dünyasında da Sünni, yani bir Rus'a karşı ya da bir İngiliz'e karşı savaşına daha şiddet bir şekilde savaşması için ne yapıyor? Bunu güdülüyor. Ama bizim Şiilere karşı böyle bir gündemimiz yok. Hani Osmanlı nereye dönük savaşıyor? Osmanlı'nın işte Balkanlara gidelim, orada işte fetih yapalım. Yani Osmanlı'nın odaklandığı şey ne? Düşman bellediği şey işte Hristiyanlar, o günkü dünyada işte kimse onlara karşı savaşıyorlar. Şimdi her zaman doğu batı şeklinde ilerlemiyor bu ayrımlar. Bazen kuzey güney şeklinde oluyor ama bizim gündemimizde değil bu kuzey güney, değil mi? Kuzey güney. Mesela nerede var kuzey güney? Kore'de var, değil mi? Vietnam'da var. Kuzey Vietnam, güney Vietnam bir ara ayrıydı, birleştiler. İtalya'da var. Kuzeyli İtalyanlar güneyli İtalyanlardan nefret ederler. Yani ne dilleri benzer, ne kültürleri benzer birbirlerine, hiçbir şekilde birbirlerine benzemezler. Bu ya da Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, değil mi? Birbirleriyle alakalı olmayan şeyler. Türkiye'de böyle bir ayrım aslında çok fazla yok. Ayrıyız, değil mi? Benden bir önce gelen hocayla ben farklı mıyım? Yani Kuzey ve orta kesim arasında bir fark var mı? Ben çok mesela hani uçacak gibi hani heyecanlanamıyorum. Yani bizim çünkü ova, yani burada çok şey yapamazsın. Yani düşemezsin bir yere. Tamam mı? Yani şeyde Rize'de düşer misin? Sen Rize'de Rizeleştin mi biraz? Değil mi? Olamazsın değil mi? Gerçi dere ayrı bir cumhuriyette. Yani o şey ya da aşağı indiğin zaman Antalya'daki ya da işte o batıdaki şeyde o kadar da miskin değiliz biz. Yani o kadar da hani ben Aydın'da da yaşadım 10 sene falan. Yani o kadar da değiliz. Yani onun arasındayız. Buraya gelen bir Amerikalı birisi vardı. Dedi ki ya çok ilginç dedi. Konya'da şey yok. Sur yok. Yani müstahkem bir şehir değil. Hiçbir saldırıya uğramadı, uğramış değil mi? Buraya ne geliyor? Haçlılar geliyor, Moğollar geliyor. Sıkıntı yok yani. Niye? Yani ya bu büyük bir özgüven ya da dönüştürücü bir etkisi var buranın. Hakikaten buranın dönüştürücü bir etkisi var. Aşağı yukarı bütün İslami işte şeylerin
grupların, cemaatlerin, şeylerin bir şekilde Konya'da şubesi vardır ama hiçbirisinin etkisi altında değildir Konya. Yani gel kardeşim bir şey yapma, heyecanlanma, otur bir şey. Hani böyle böyle işte Moğollar geliyor, yani Moğollarla da anlaşıyor. Hani ne olursan gel, hani o işte Haçlılar geliyor, Meram'da bir şey yapıyorlar. Gerçekten Frederick geliyor, Meram'da dinlendiriyorlar, ayran içiriyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Kudüs şu tarafta diye de yol gösteriyorlar, gönderiyorlar. Yani bu çünkü bu coğrafyada ayakta kalmanın yöntem olarak böyle bir şeyi bulmuşlar. O yüzden çok fark etmiyor burada. O yüzden hani çok heyecanlanmıyoruz. Diyor ya işte yani biz aslında dünyayı ele geçirebilirdik ama işte pazar günleri pilava gidiyoruz. Şimdi bunun dışında bu doğu, kuzey, güney dışında başka ayrımlar da oluyor. Az önce bahsettiğim gibi dağlı, ovalı ayrımı. Mesela İbn Haldun çok işliyor. Bunu isterseniz Bedevi Kadari ayrımı olarak da şey yapalım. Coğrafi bir ayrımdır. Yani bu zeminin değişmesi insan karakterini değiştiriyor. Mesela Konya'da bozkırlılar var, değil mi? Hadimliler var. Ben mesela ovalıyım. Tamam, biz işte yürürken bir taş gelse düşeriz biz. Yani çok ayağımızı kaldıra böyle çok azimle yaşamıyoruz biz. Yani böyle yaşıyoruz, gidiyoruz. Ama bir şey için hani değil mi? Bir bozkırlının hayata tutunuş şekliyle bir çumralının tutunuş şeyi farklı, yaklaşımı farklı. Ya da İstanbul'a, İzmir'e bakın. Orada işte bir şekilde Konyalılar Derneği var, bilmem ne var falan. Oradakilere bakın hep bozkırlıdır. Yani ya da Avrupa'ya gidenler şeydir, dağlıdır. Daha başarılıdır onlar. Daha çalışkandırlar. Değil mi? Konya'da işte asıl sanayiyi götüren insanlar onlardır. Ama ve lakin İbn Haldun ne diyor? Mesela o dışarıdan gelen insanlar çok çalışıyorlar. Sonra şehirleşiyorlar. İkinci nesilden sonra ne oluyor? Artık yani önce bir bedavat geliyor. Sonra ne oluyor? İşte hadarat oluyor. Sonra da fesada dönüyor bu olay. Sonra bozkırlı dede şikayetleniyor torundan. Biz işte bu imkanlar bizde olsaydı, hayır o imkanlar sende olsaydı sen o olmazdın. İşte biz çocuk, işte babalarınız diyordur size. İşte bak size bir sürü imkan veriyoruz, işte çalışmıyorsunuz falan filan. Tamam, sonra ne oluyor? Sonraki nesillerde olay biraz daha gevşiyor. Bu coğrafya ne oluyormuş bir insana etki ediyor. Ben bir bedeviyle karşılaşmıştım. Çölde. Taksicilik yapıyorum şehirde ama böyle şey olduğu zaman çöle kaçıyor. Çadır kuruyor, orada yaşıyor falan. Dedim ki niye, ne yapacaksın taksicilik falan. Dedi ki ben para kazanacağım. Para kazanacağım. Dedi, hayallerim var dedi, tamam mı? Ne hayalim var dedim. Dedi ki bir tane deve alacağım dedi. Tamam güzel. Peki dedim daha fazla paran olsa o zaman iki deve alırım diyor. Tamam mı? Yani bakın hala bu yaşayan adamlar, bu karşılaştığım insan 30'lu yaşlarda falan birisiydi. Böyle bir dünyası var. Çöl, işte yıldızlar, tamam mı? İşte temiz hava. Şimdi hala böyle olmuyor mu? İnsanlar işte mesela yörükler işte okuyor, şey oluyor, emekli oluyor, ne yapıyor? Yaylaya çıkıyor mesela. Hani o şeyi özlüyor. Ama bir şekilde de dönüşüyor mu bu insanlar? Bir şekilde dönüşüyor. Bu yerlilikten farklı bir şey. Bakın bu hareketlilik, dün bahsettik işte, hareketli olmanın verdiği dezavantajlar var, hareketli olmanın avantajları var. Hareketli olan insan ne yapıyor? Dikkatli olmak zorunda, çalışkan olmak zorunda. İşte orada keçiyi götürüyorsa o keçiyi korumak zorunda, muhafaza, bir sürü şey var. Ama diğer taraftan kütüphane taşıyamıyor mesela. Kütüphane taşıyamıyor. Mesela Gazali'nin hikayesi var ya, şeyler soyuyor, hani haramiler durduruyor falan. Ondan sonra bunun da çocuk işte veya genç de elinden şeyleri almışlar. Notları ağlıyor. Onları verseniz diyor falan. Çünkü çok gezdim diyor. Bunları topladım diyor. Yazdım hepsini diyor. Adam gülüyor diyor ki ya böyle bu ne diyor? Bu ne diyor? Benim ilmim orada hepsi. Bu mu yani ilim diyor. Tamam. Ben bunları diyor attım çöpe. Ne oldu senin ilmin bitti mi diyor. Yani. O diyor bana hayatımın en önemli derslerinden birisini vermiş oldu bu harami diyor. Ondan sonra diyor öğrendim her şeyi ezberlemeye başladım diyor. Çünkü ezberlemeden olmaz. Ezberci eğitime kadar yok öyle bir şey. Yani. Kafada ezber yoksa ne konuşuyor? Hangi veriyle düşüneceksin. Sonra ezberlemeye başladım diyor. Yani şuradaki şeyler gitse, anlatabiliyor muyum? Şarjım bitse, yani ne yapacağız? İşte teknik aksaklıklar arkadaşlar falan. Yani böyle bir saçma şey olmaz. Yani insanın kafasında yoksa bir şeyler buna konuşamaz. Dolayısıyla bu şey hareketlilik biriktirmeye mani değil ama engel. Rıhle hem çalışkanlığı hem de biriktirmeyi bir araya getirebilen nadir, dünya tarihindeki nadir işlerden birisidir. Çünkü orada yolculuk yapan adamın bir amacı var. Bu çok normalde dışarıdan baktığın zaman hiç rasyonel olmayan bir amaç. Yani insanlar nerede, niye yol bir yerden bir yere gidiyorlar? İşte savaşmak için, ganimet toplamak için, para kazanmak için, ticaret için bunlar için gidiyor. Ama bakıyorsun Buhari sadece tek bir hadis için bile ya da zaten bildiği bir hadisi desteklemek için günlerce, aylarca
Ne yapıyor? Yol gidiyor, buluyor, tekrar geri dönüyor. İşte bu konsantrasyon, bu biriktirme, bu hafızaya alma, bu insanları ne yapıyor? Daha da biliyor. Bu ikisini birleştirmek hakikaten mühim. Çünkü şehirde bir süre sonra insanlar ne oluyor? Miskinleşiyorlar. Şimdi doğu-batıyı bir anlamamız gerekiyor. Çünkü biz doğu, biz batıya bakıyoruz ya şu an. Bizim boynumuz ağrıdı batıya baka baka. Yani çünkü oraya yenildik. Sürekli batı çalışıyoruz. Yani şu an batı yenilse ben üzülürüm biraz. Çünkü ben çok batıya çalıştım. Yani batı dilleri öğrendik, batı tarihi okuduk, batı felsefesi. Batı batsa, deseler ki batı battı, bitti. Kim doğu deseler, yani biz oyundan çıkarız. Yani benim atıyorum, yani Çin'le ilgili bir çalışmam yok. Yani Çince bilmiyorum ya da Türkiye'de Çin çalışan ya da İslam dünyasında Çin üzerine uğraşan insanların sayısı batıyla uğraşan insanların sayısından çok daha mahdut. Dolayısıyla doğuyu batıyı beraber götürmek gerekiyor. Batıyı biraz daha öne sürmek gerekiyor. Öyle bir anda batacak bir durumu yok. Hani batacak, batmak durumunda, tamam mı? O çünkü sünnetullah bu olmak durumunda, ama bir şekilde neden yenildiğimizi çözmek için onları anlamamız gerekiyor. Avrupa, Erep kelimesinden türer. Erep, grup var ya Arapçada, grup. Erep, Akatça Sami bir dildir. Akatçadan geldi bu. Erep, grup ne demek Arapçada? Batmak değil mi? Grup. Erep, batı demektir. Tamam mı? Akatça'da. Asu, doğu demektir. Asya. Tamam mı? Erep, Avrupa Erep'ten geldi. Yok onun mitolojik şeyleri var Yunan'da. İşte Athena bilmem Avrupa diye bir kadın varmış da bilmem. Geçin onları. Onlar işin mitolojik tarafları. Normalde etimolojik olarak buradan geliyor. Asya'da nereden geliyor? Asu'dan geliyor. Ve bu başka dillerde mesela Horasan ne demek Horasan? Hor, Farsça'da bölge demek. Hor Asan, Asan, işte bu Asya dedik ya, doğu bölgesi demektir Horasan. Ve Farisiler batı bölgesi içinde Horbaran diyorlar. Horbaran, Irak'a mesela Horbaran diyorlar. Horasan, Horbaran. İran şeylerin, Sasanilerin en doğu eyaleti ve en batı eyaleti. Bu başka dillerde de böyle. Mesela Almanca'da Abendland'dır batı. Abendland, Abend, akşam demek. Abendland, işte akşamın olduğu bölge. Güneşin battığı yer. Morgenland'dır doğu. Yani onlarda da var. Ost, West var ama yani bu iki kelime de yine aynı şekilde birbirini karşılayan kelimeler. Şimdi doğu ve batı arasında çok temel farklar var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Her şeyden önce doğu holistik bakıyor meselelere. Çok bütüncül bakıyor. Yok işte yin, yang falan var ya. İşte tamam, böyle hep birbirini tamamlayan, hep bir şeyin parçası olan, hatta bu panteizm de böyle bir şeydir. Yani öyle bütüncül bakıyor ki mevzulara, tanrı, bilmem, melek, insan hepsi birdir. Buraya geliyor mevzu. Bu Hinduizmin temel şeyidir. Yani her şeyi birin bir parçası kabul etme. Birin bir parçası kabul etme. Bunların normalde temel felsefesini oluşturuyor. Ve mesela bu hani inek yiyorlar, yemiyor. İneğe özel bir şeyleri yok bu adamların. Yani inekle ilgili özel değil. İnek ruhu olduğu için ne oluyor? İşte tanrısal bir şeyin bir parçası olduğu için buna şey duyuyorlar. Batı ise daha fragmanlar şeklinde. Tamam, birisi holistik, diğeri fragmentary bakıyor. Fragmanlar işte parça parça bakıyor. İlme bakış açıları da böyle. Tıbba bakış açıları da böyle. Batı neye bakıyorsa bunu çok birbirleriyle ilişkisiz gibi düşünüp parça parça bakar. Doktora gidin mesela, başınız ağrıyor diyelim. Şeye gidin, nöroşirurjiye gidin, işte şeye gidin, psikiyatriye gidin, şeye gidin, fizik tedaviye gidin, ondan sonra ortopediye gidin, tamam mı? Hepsi size başka bir şey söyleyecektir. Bir de arada bir de akupunkturcu çıkar, onların arasında mutlaka bir tane. Tamam mı? Sizin tek bir çözümünüz var, akupunktur. Damarlar tıkanmış, yok öbürü işte senin psikolojik sıkıntıların var, öbürü bilmem ne. Yani o neden? Çünkü o şeyden bakıyor, tek bir parça olarak bakıyor. Dine de böyle bakıyorlar. Laiklik de böyle bir şey. Yani siyaset şöyle ayrı olsun. Din işte, din içerisindeki mevzular, tamam, böyle her şeyi parçalamaya yönelik bir genel bakış açıları var. Şimdi şeyler çok genelleştiriyorlar doğulular. Batılılar daha spesifikleştiriyorlar. Mesela God without religion, mesela doğunun genel şu anki şeyleri God without religion, religion without God. Tanrısız din diye bir şey duydunuz mu? Şu an genel olarak diyorlar ki, mesela öğreti kelimesini duydunuz mu? Türkiye'de bu plazalarda yaşayan şeyler var ya, yoga moga yapıyorlar. Mesela normalde bu bir dindir. Yani şey olarak,
Ama tanrısız bir din. O yüzden bunu yumuşatmak için ne diyorlar? Bu bir öğretidir. Peki neden bunu buradakiler satın alıyorlar? Bu bir şeydir. Marketingtir aslında. Neden satın alıyorlar? Az önce bahsettiğim, biz neyiz? Vasatız ya. Doğu ile batı arasında ne var? İfrat tefrit şeyi var. İnsan fıtratı bazen zevk alacak şeyler istiyor mu? Ya şurada iyi bir et ekmek olsa, yani böyle hani bir şey, böyle bir zevkin peşinde. Bu bazen haramlar olabilir mi? İçki içmek gibi, tamam mı? Böyle madde kullanmak gibi, tamam mı? Şimdi buna ne deniyor bu insan türü? Hedonist. Zevkine tapıyor. Ama bu da bir süre sonra ne getirmiş ona? Mutsuzluk getirmiş. Mutsuzluk getirince bu insan ne arıyor? Mesela Madonna ne olmuş? Budist olmuş. Tamam mı? Veya böyle var şeyde, Hollywood'da şurada buradan Budist oluyorlar. Çünkü şeyden sonra, hedonizmden sonra bu insanların fıtri olarak kaçmaları gereken şey ne? Kendilerini durdurmak. Çünkü insan sınırsız olduğu zaman bundan sıkılıyor. İfrattan tefrite kaymak istiyor. Diyor ki ben de her şeyden geri çekileyim diyor. Romalılar çok hedonistti, Yunanlılar. Sonra Hristiyanlık geldikten sonra ne oldu? Ruhbanlık icat ettiler. Değil mi? Bunu iptida ettiler. Böyle ruhbanlık diye bir şey çıkarttılar. Her şeyi yasakladılar. Bugün var Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı mezhepler var. Şeyi yasaklıyorlar. Mesela kahve içmiyorlar. Yani bu dekaf kafeler var ya, işte kafeinsiz kafe kahveler. Mesela bunlar için aslında helal kahve gibi, yani onların şeyinde düşünün. Hani içerisinde şey yok. Yasaklamış çünkü adam. Evliliği yasaklamış adam. Adam işte ne bileyim normal hayatta insanlarla birlikte yaşamayı, ticaret yapmayı, her şeyi yasaklamış. Zerdüşler bir dönem o kadar hedonist olmuşlar ki Zerdüş kraliyet ailesinden, Sasani kraliyet ailesinden Hristiyan olup ruhban olanlar olmuşlar. Tamam mı? Bugün ne oluyor? Modern anlamda insanlar zühdü arıyorlar mı? Mesela minimalizm diye bir şey var. Amerikalılar o kadar tüketici olmuşlar ki, o kadar, şimdi bazı şey televizyon programları var. Evi çöplük adam. Çöplük. Adam o kadar çok kıyafet almış ki çoğunun şeyini açmamış bile. Etiketini sökmemiş. O kadar çok eşya almış ki çöplük olmuş evi. Bu adam sıkılıyor bundan. Neye karar veriyor? Ne olmaya karar veriyor? Minimalist oluyor. Minimalizm de bizim gibi yani bir çul bir şey, öyle bir şey yok yani. Minimalizm de öyle ucuz bir iş değil. Şimdi artık böyle bir sürü eşya görmekten sıkılıyor. Ya da çok yemek yiyor, obez oluyor. Değil mi? Amerika'da şeyler var ya, Amerikan halkı genel olarak obez. Ondan sonra buradan bakıyor, bu mutsuzluk getiriyor. Ondan sonra abi fitness, işte ne bileyim, işte interval fasting, işte aralıklı oruç tutuyor. Mesela adam oruç tutturamazsın normalde, değil mi? Türkiye'de de öyle. Adama normalde pazartesi, perşembe oruç tutmazlar bunlar. Ama şu an haftada iki gün mesela, İngiltere'de çok yaygın bir diyet türü, haftada iki gün. Haftada iki gün ne yapıyor adam? Aç kalıyor ya da ne yapıyor? İşte 18 saat, 16 saat veya 24 saat ne kalıyor? Aç kalıyor. Günde bir öğün veya iki öğün yemek yiyor. Demek ki neymiş? İnsanın fıtratında böyle bir sarkaçlık var. Böyle doğu daha sezgici, batı daha akılcı gözüküyor. Yani bu %100 böyle değil, çok genelliyorum. Doğu daha enfüsi, böyle içine doğru, böyle iç yolculuk, ruhun yücelmesi. Şey, daha afaki bakıyor mevzulara. Daha mesela batılılar bir türlü insan şeyine odaklayamıyorsun. Mesela psikoloji hala gelişmedi. Yani psikoloji 100 yıl önce neyse, batılılar açısından söylüyorum ben. Bir şey çözdükleri yok. İşte köpek havlıyormuş, bilmem ağzı sulanıyormuş, öbürü işte psikanalizm işte bir şey oluyormuş falan. Yani biraz gelişti o da şey, şu Sigmund Freud şey iç meselelere biraz enfuse inmeye başladığı için biraz, hatta akılcı bulmadılar. Viyana'da onu hiç sevmiyorlardı. Onun yeğeni var. Edward Bernays o pazarladı onu. O şekilde meşhur oldu. Normalde psikolojinin de bir yere gitti yok. Neden? Çünkü adamlar hala uzayla uğraşıyorlar. Hala gökyüzüne merdiven dayamaya çalışıyorlar. Hala işte hoca bahsetti burada, işte Elon Musk'a soruyorlar, işte benim işte seni heyecanlandıran ne, işte bu başka işte şey, yani şu yeryüzünü fesat ettikleri yetmiyor. İşte Ay'a gidelim, işte başka yerler, buranın oralarda fesat edelim diye uğraşıyorlar. Şeyde böyle bir sosyal davranış, sosyallik daha çok ön plana çıkıyor doğuda. Onların komünist olması daha mümkün oluyor. Bu arada Ruslar batılı değildir, doğuludur. Bir Rus'u kazırsanız altından mutlaka şey çıkar, Moğol çıkar. Bu mesela Gogol'un romanlarına bakın mesela, hep böyle bir köylerde bir iş şey, böyle paylaşım, birisi işte kışın bir köye şey yapsa ona hemen yatak sererler, işte çorba verirler mesela. Paylaşımcıdır. Batı paylaşımcı değildir. Batı nedir? Bireyselcidir. Doğu paylaşımcı. O yüzden Çin komünist oldu.
O yüzden Rusya komünist oldu da İngilizler pas geçtiler. Ya biz almayalım dediler. Yani bu bizlik bir şey değil yani. Tamam? Daha bireyselci bir yaklaşımları var. Ama şeydeki holistik ve sosyal yaklaşım doğuda neye sebebiyet veriyor? İyilik yapmayı sosyal bir sorumluluk olarak gösteriyor. Hatırlayın, kısa filmler olur şeyde. YouTube'da filan, Kore More filan. Birisi bir yardım yapar. Böyle ne bileyim, birisi işte karşıdan karşıya geçerken yaşlı birisine işte durdurur falan. Ya çok pahalı bir yardım olmayacak arkadaşlar bunların yardımları, tamam mı? İşte onu, o döner, dolaşır, döner, o ona yardım eder, onunla etkilenir. Ya bugün işte ben ne bileyim hayvan gibi yaşamışım, bugün insan olayım, birisine yardım eder, o ona yardım eder, o ona falan döner, en son kendisine gelir. Yani bir fayda vardır. Yani ahiret sonrasına bir şey yoktur. Yani ahiret sonrasına bir hazırlık yoktur. O sosyal yardım mesaj şudur. İyilik yap ki şey yap. Batı bunu nasıl çözmüş? Batı'da kimse iyilik yapmaz. Batı neyle bunu çözüyor? Ferdi çok sert cezalarla çözüyor. Çok sert cezalarla. Biz Türkiye'de 10-15 sene önce Türkiye'de ne konuşuluyordu? Ya Batı'da adamlar kırmızı ışıkta duruyorlar ya. Hiç kimse olmasa adam kırmızı. Ya adamlar öyle cezalar kesiyorlar ki istersen durma. Şimdi Türkiye'de geçiyorlar mı insanlar? Bakıyor kamera varsa duruyor yani. Yani bu şey değil. Bu kurallarla ne yapmış? Bireyselciliği bir şekilde. O yüzden çok fazla kanun var. Almanya'da bir kız çocuğu bir gece vakti 1 eurosu eksik olduğu için dışarı atıyorlar. O kız çocuğu da işte donmak üzereyken işte hastaneye kaldırılıyor bilmem ne. Alman medyası bunu tartıştı falan, niye böyle oldu falan. Buldukları çözüm, kanun çıkarttılar. Dediler ki 18 yaşının altında para çıkması atılmaz. İndikten sonra işte ailesi çağrılır, bir şekilde tahsil edilir ama atılmaz. Şimdi burada iki soru var. Bir, niye kanun çıkartma gereği duyuyorsunuz böyle mevzu? İki, bir Allah'ın kulu yok muydu orada? Ya dur ya bacım, işte kaç para eksik, bir euro al şunu. Yani bu bir kişi çıkmıyor işte. İşte bu toplumsal yapıyı ne yapıyor? Size gösteriyor. Şimdi doğuda vahdet var, birlik var, bir şeyler var. Batıda zıtlaşma var, sürekli elektriklik var. Leibniz, Mısır'ı işgal planı diye bir kitap yazıyor, Napolyon'a veriyor. Diyor ki biz Batılılar zaten hep birbirimize savaşıyoruz. Savaşmaya hep böyle şeyiz yani. Sürekli şey yani, böyle barut neydi? Ateşle barut gibi. Bu şeyi dışarıya taşıyalım diyor. Dışarıya taşıyalım. Leibniz düşünüyor bunu. Çok akıllıca. Bizim çok savaş tecrübemiz var, güçlüyüz. Bunu dışarıda yapalım. Mısır'a gidelim, başka yerleri işgal edelim. Kendi aramızda savaşmayalım diyor. Şimdi meditasyon, işte diğer tarafta meditasyon yapıyor, diğer taraf analiz yaptığını söylüyor. Bir taraf pratik hayata inanıyor, doğu, işte deniyor, yanıyor, yanılıyor vesaire falan. Diğer taraf daha işte teorik düşünüyor, daha matematiksel. Bir tarafta daha fizik ön planda, çünkü mesela Rusların şeyi hep böyle şey. Ama diğer tarafta ne var? Daha matematik. Matematik ne? İnsanın uydurduğu bir şey, kafasında uydurduğu bir şey. Fizik dünyayı, şu fizik dünyayı anlamak için kafasında uydurduğu. Fizik dünyada mükemmel üçgenler, mükemmel daireler, bir şeyler yok. Ama biz bunu anlamak için ne yapıyoruz? Kafamızda, zihin dünyamızda bu fizik dünyayı anlamak için bazı kurallar, bazı formüller üretiyoruz. Doğuda hakikat verilidir, vardır, şuradadır, onu keşfedersin. Şeyde ise icat edersin. Batıda bu hakikati kendin ne yaparsın? Ararsın, bunu kanıtlarsın. Doğuluların batıya bakış açısıyla Batılıların doğuya bakış açısı arasında, Müslümanların doğuya ve batıya bakış açısında bazen batıdan, bazen de doğudan etkilendiğimiz zamanlar olmuş. İslam fetihleri sonrasında hem doğuyu hem batıyı fethettiğimiz için bazen doğuluların yaklaşım biçimlerinden, bazen de Batılıların yöntemlerinden etkilendiğimiz olmuş. Batılılarda bazen hem uzak doğudan hem Müslümanlardan etkilendikleri olmuş. Bunlarla ilgili birkaç örnek verip geçeceğim. Mesela vakıf kültürü tamamen Haçlı Seferleri zamanında Batılıların Müslüman dünyadan alıp götürüp tatbik ettikleri ve bugün hala sürdürülebilir bir şekilde uyguladıkları bir yöntemdir. Cambridge, Oxford, Harvard, bunların hepsi vakıf üniversiteleridir. Bizdeki vakfın esprisi nedir? Vakıf, işte güncelleyin. Vakfı anlayamıyor insanlar da şey olarak. Vakfı şöyle güncelleyin. Mesela Kent Plaza diye bir şey var mı? Kent Plaza. Kent Plaza'yı birisi para topluyorlar. Kent Plaza diye bir şey yapıyor. Bütün dükkanın kiraları diyorlar şu fakültenin ya da şu medresenin hayrına. O kadar çok para akıyor ki şeye. O medrese, o vakıf başka bir yere de harcamıyor. Sadece buraya. Orada hocalara o kadar yüksek maaşlar veriyorlar ki. Mesela Osmanlı'da kaç, iki keçi mi veriyorlar? Yani aylık 6-7 bin TL gibi öğrenciye burs veriyorlar zaten. Lise çağındaki bir öğrenciye 6-7 bin TL bugünkü rakamlarla burs veriyor. Ve o vakıf kültüründe devlet o şeye karışamıyor. Hoca rahat, hocanın şeyi yok yani. Yok işte beni atarlar şu bu falan veya siyasete göre konuşayım ya da krala göre, padişaha, sultana göre konuşayım diye bir duruyor. Batı'da da bugün aynı şekilde Cambridge'in, Harvard'ın şeyi, bütçeleri korkunç. Yani milyar dolarlık, milyar euroluk, poundluk bunların şeyleri var.
bütçeleri var. Öğrencilere sundukları imkanlar vesaire konularında iyiler. Siyasetten bağımsızlar. Zenginlerden de bağımsızlar. Zenginler de çünkü şeydir, sıkıntılıdır. Zengine de muhtaç olmayacaksın. Yani böyle var ya işte sanayiye gidelim, burada sanayi var. Hani zenginlere böyle para verecek falan zannederler vakıflar, dernekler falan. Zengin öyle değildir yani. Zengin 1 TL'yi ne kadar seviyorsa 1 milyon TL'yi o kadar sever. Yani öyle evlatlar arasında ayrım yapmaz. Şimdi dolayısıyla o zenginlerin de işte 5 kuruş para verdikten sonra olur ya, böyle vakıflarda da oluyor. 300 lira burs veriyor. İşte bizim vakfımızda kalıyorsan, yurdumuzda imkanlarımızdan faydalanıyorsan haftalık sohbetlerimize katılmak zorunda. Ya normalde hiçbir vakit ayırmayacağın bir lüzumsuzu ne yapıyorsun? Dinlemek zorunda kalıyorsun. Niye? Sana işte 300 lira 500 lira sana burs verdi ya da imkan sağladı diye. Vakıf başka bir şey. Vakıf bundan ne yapıyor? Sıyrılıyor, insanların imkanlarını genişletiyor ve buna rağmen senden beklediği şeylerde belli bir şeye hizmet etmek değil. Yani böyle kolektif birikimleri bireysel tüketen bir yapının içerisinde tükenmek değil. Bizdeki eski vakıf kültürü gerçekten eğitim alıncaya kadar insanları rahat ettirmek. Bunu almışlar. Bizim batıdan etkilendiğimiz noktalar şu anki tüm eğitim sistemimiz. Batıdan bir kısım Alman eğitim sistemi, bir kısım Finlandiya eğitim sistemi, bir Amerikan, işte İngiliz vesaire falan. Bizim ne oluyor? İşte karma çorman işler oluyor. O yüzden Türkiye'de ne oluyor? Bir türlü standart bir insan yetişemiyor. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Avantajları ne? Biz de arıza tipler çok çıkartıyoruz. Yani hep, yani insanlar kendi el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalıştıkları için sistem dışı ya da sistem üstü farklı insanlar çıkabiliyor. Bize Almanlarda farklı insan çıkmıyor. Herkes aynı eğitimden geçiyorlar. Aynı aksanla İngilizce konuşuyorlar. Bir Alman yumurtayı aynı şekilde kırar. Şunu alır, şu yan taraftan şöyle, tamam mı? Bunu kindergarten'da öğretirler. Alırlar şöyle, kırarlar. Bizde bu yumurtayı kafaya vurabilirsin, karşı tarafta kafaya vurursun, yere. Yani bizdeki A'dan Z'ye kadar mükemmel olmayan pek çok çözüm geliştirebiliriz bir olaya karşı. Ama işte mükemmel olmaz. Yani işte sürdürülebilir olmaz. İşte bir sonraki nesil bunu devam ettiremez. Bunun da dezavantajları budur. Bir, okuldan 3 nesil mezun olamaz bir türlü. Değil mi? Benim girdiğim sınavda muhtemelen sizin girdiğiniz sınavlar farklıdır. İsimleri değişiyor. Bizim çocuklarımızın girdiği sınavları anlayamıyoruz. Yok yeni nesil sorular. Ya, yani sürekli bir yeni bir şeyler çıkartıyor. İsimler değişiyor. Ölçme değerlerinde. Ama bakıyorsunuz Leibniz ya da Nietzsche abitur sınavına giriyor. Abitur, lise bitirme sınavı. Tamam, gimnazyumdan mezun. Adamın mezun olduğu okulun adıyla girdiği sınav bugün hala aynı. Aradan kaç devlet geçmiş. Bak devlet yıkılmış, devlet geçmiş, kraliyet gitmiş, bilmem ne olmuş. Sınav ismi dahi bugün hala aynı. 1700'lerin sonlarından 2000'lere kadar Almanya'da bütün lise mezunu gençlerin girdiği sınavın adı abiturdur. Bitti, değişmez yani. Bu standart. Medine kimi göndermiş? Allah-u Teala, ahahum. Onlardan birisini göndermiş. Ya da ve ila adin akahum huda. A'da kimi göndermiş? Şimdi bir toplumun içerisinden çıkmış peygamberler. Onların dillerinden konuşmuş. O yüzden biz dağda ya da ovada olalım fark etmez. Doğuda ya da batıda olalım fark etmez. Kuzeyde ya da güneyde olalım fark etmez. Biz var olduğumuz yerde kendi toplumsal, bireysel, Müslüman olmanın gereğini yapmamız gerekiyor. Ben Türkiye'de, Anadolu'da, Konya'da bilmiyorum kaç yüzyıldır burada yaşıyoruz. Burada yaşayan birisi olarak kimliğimin Müslüman olduğunu, bu coğrafyanın kimliğinin, en üst kimliğinin Müslümanlık olduğunu, bunun üzerine başka bir kimlik inşa edilemeyeceğini, tamam mı? Bir Türk olarak, etnik olarak bunu da Müslüman üzerine çıkarmadan söylüyorum. Bana hiç kimse Türklük öğretemez burada. Bana kimse milliyetçilik pazarlayamaz. Hele de dışarıdan Türk olmadığı halde Türkiye'de bir şey kurup, ulus devlet kurarken, bir kimlik inşa ederken Türklük diye bir şeyi tanımlayıp beni dışarıda bırakan insanlar hiçbir şekilde bana Türklük ya da milliyetçilik anlatamaz. Ben bu coğrafyada yaşayan, bu coğrafyanın yerlisi olarak bu konuda konuşurum. Kimse beni bu konuda susturamaz ve derim ki biz Müslümanız. Bitti. Buranın, bu coğrafyanın asli kimliği İslam'dır. Hiçbir şekilde buraya yeni bir şekilde sağdan, doğudan ya da batıdan fark etmez. Yeni bir şeyler eklemeye çalışan sistemler burada tutmayacaktır. Çünkü buranın asli mayası, bazen bozulsa da asli mayası buranın İslam'dır. Bunu kim anlatacak peki? Buraya gelen, sonradan gelen işte insanlar bu konuda ne olacak belki? Mesela düşünün, Suriyelileri düşünün. Suriyeliler bu tartışmada yer alamazlar. Çünkü onlar hayatta kalmaya çalışıyorlar. Tartışmanın bir tarafı olmaktan en azından şimdilik uzaklar. Ama bu konuda konuşacak olan kimdir? Buranın yerlileridir. Ve kendi memleketinizde, bunu mikro olarak da düşünün, kendi memleketinizde İslam'la ilgili bir dava varsa, bir konu varsa bu konuyla ilgili konuşacak olan sizsiniz. Eğer konuşmuyorsanız o zaman sorumluluğunuzu yerinize
yetiremiyorsunuz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en son ne dedi? Tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani en son bitti değil mi? Yani veda açında artık her şeyi anlattım mı size? Bitti mi? Bunu teyidini aldı, onları şahit tuttu. Bizler de kendi toplumlarımızın, kendi yaşadığımız dünyanın doğusunun ve batısının şahitler olarak hem kendi toplumumuza hem de dışarıda yaşayan düşmanlarımıza karşı şahitlik vazifemizi yerine getirmemiz gerekmekte. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.